Evet, dönemi bir genel tekrar testiyle sona erdirelim. Çember, geometrik cisimler ve sıvı ölçme konularının olduğu 11 soruluk son testimiz soru bankasında test 74. Tekrar ederek dönemimizi bitirelim. Diyor ki, çevre uzunluklarını bulunuz. Çemberin çevresini biz hangi formülle buluyorduk? 2 pi r formülüyle buluyorduk. Pi 3 alın demiş. R dediğimiz yarı çarptı. Yani 6R. Hepsinde 6R'yi hesaplayacağım. Yarıçapı 15, yarıçapı 30. Yarıçapı 15'in yarısı olacak çocuklar. Bu arada biz hep 2 pi R diyoruz ama pi çarpı R çap da diyebiliriz. Mesela burada çapı verdiği için ben pi çarpı çapı kullanacağım. Çünkü çap neydi? İki tane yarı çaptan yani 2R'den oluşuyordu. O yüzden pi çarpı çap da diyebiliriz. Pi çarpı iki tane yarı çap diye de diyebiliriz. Mesela A ve C şıklarında 6R'yi kullanacağım. Yani 2 çarpı pi çarpı R'yi. 6 çarpı 15'ten ki bunda çıktı 90. 6 çarpı 30'dan 180. Burada ise pi çarpı R'yi 3 çarpı 15'ten 45. D şıkkında ise 3 çarpı 45'ten 135 çıkacaktır. Doğru cevap Adana'dır. İkinci soru. Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde yarım ve çeyrek dairelerden oluşan şekil verilmiştir. Boyalı şeklin çevresi çocuklar yarım daire derse 2 pi r tam bir dairedir. Yarısı dediği için ikiye bölerim. İkiler birbirini götürebiliyor. Kesirlerde çarpma işleminde sadeleştirme. Pi yerine 3 yazın demiş. Yarım daire için 3 çarpı r'yi kullanacağım. Yarıçap hemen hesaplayalım. Böldüğüm zaman şekli eşit parçaları. Yarıçapımız bakın her yerden saydığımda aynı 3 çıkıyor. O zaman 3 çarpı 3'ten şurası 9'muş. Çevresi diyor. Dikkat edin. Boyalı şeklin çevresi diyor. Ben şuradaki yayı hesapladım. Bu yay 9'muş. Devam ediyorum. Çeyrek dediği zamansa 2 pi r çeyrek demek 4'e böl demek. Hesaplıyorum. 2 çarpı pi 3 hemen yarı çapını hesaplayalım. 1, 2, 3, 4. Buradan saysanız da aynı yine 4 çıkacak. Bölü 4. Kesirlerde çarpmada sadeleştirme yapıyorum. Dörtler birbirini götürdü. 2 kere 3'ten 6. Nereye hesapladım? Şurayı hesapladım. Çocuklar, şeklin çevresi diyor. 9 artı 6 eşittir 15 demiyoruz. Neden? Şekil şu. Yeşille çizdiğim şekil budur. Sonra çevre dediği için kenarları hesaplayacağım. 9, 6, 4, 4. Sonra şurası 3, 3. Toplayalım. 6, 4 daha 10. 10, 19. 4 daha 23. 3 daha 26. 6 daha 29. Cevap Denizli'dir. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Kaç tane küp var diyor. Burada iki tane küp var. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Burası ikili. Bunun altında da bir tane var. 2. Bunun altında da bir tane var. İkili. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane küp vardır diyoruz. Bunlar havada durmuyor. Altında da küp var, unutmayın. Dördüncü soru çap vermiş. Dikkat. Yarı çapı istiyor. Çap dediğimiz zaten iki tane yarı çaptan oluşur. Yani bu 46'ymış. İki tanesi 46'ysa 46'yı ikiye bölüyorum. Yarı çapımız 23'tür. Şimdi santimetre küp, mililitre. Çocuklar, sıvı ölçmede 1 litre neydi? Desimetre küp demekti. Tamam. Şimdi benden istediği bunlar bir kere diyor ki bir sürahide bu kadar santimetre küp limonata var. Ben bardaklarım 200 milim kaç bardak dolar? Yani bunun içinde kaç tane 200 milim var diye soruyor. Bunu hemen desimetre küpe çevirelim. Neden? Desimetre küp litre demek çünkü. Yani bir tane yukarıya çıkalım. Yukarı çıktığım için bine bölüyorum. Bine bölmek demek 3 tane sıfır silmek demek. Yani benim sürahim 4 desimetre küp yani 4 litre.
Sürahim 4 litre. Ben 4 litrenin içinde kaç tane 200 milim var diye bakacağım. Ama bölünmez. İkisi de aynı olacak. Çocuklar, mililitreyi litre yapmak daha zordur. Çünkü yukarıya çıkacağın için böleceksin ya. O yüzden daha zordur. Ben litreyi mililitreye çevireceğim. Yani 10, 10, 10. 3 kere 10 ile çarpacağım. 1, 2, 3 mililitre. Şimdi bölüyorum. Artık birimleri aynı bölebilirim. Gitti, gitti. 40 bölü 2'den cevap 20 Bursa'dır diyoruz. Altıncı soru. Ayşe'nin elinde bir ayrıtının 1 santim olan küplerden 5 üzeri 3 tane vardır. Şimdi bunun hacmini bulalım mı? 1, 1, 1. En çarpı boy çarpı yükseklik hacmi verir. Hacim V ile gösteriliyordu. 1, 1, 1 çarptığımda bu 1 santimetre küptür. Bundan 5 üzeri 3 ne demek? 3 tane 5'i çarp demek. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 5'ten 125 tane 1 santimetre küp varmış çocuklar. Tamam. Bunu kenara koydum. Ayrıtları 4, 8 ve x, yani boyu x, eni 8, yüksekliği de 4'müş. Kutuya içine koyacağım. Tamam. 125, o zaman bunun hacmini bulalım. En, boy, yükseklik, yani 32x. Bu da tamam. Birimler aynı. Santimetre küp, santimetre küp. Diyor ki, içine 125 tane bundan koydum. Yani bir tanesi 1 ise 125 tanesi 125 santimetre küptür. Tamam. Ama diyor 195 de boşta kaldı. Demek ki bunun tamamı 125 santimetre küp artı 195. Toplayalım. 5, 5 daha 10 elde var 1. 9, 2 daha 11 bir de elde 12'nin 2'si elde var 1. 1, 1 daha 2 bir de elde 3. Tamamı demek ki 320 santimetre küpmüş. Yani en boy yükseklik 320 yapacak. O zaman eniyle boyu 32 ise boyu 10 olacak ki, pardon, eniyle boyu 32, yüksekliği 10 olacak ki şurası, daha doğrusu boy, burası ne? Heh, en, pardon. Eni x, boyu 8, yükseklik 4. 4 kere 8, 32. Burası da 10 olacak ki çarpınca 320 olsun. Demek ki x 10'muş diyor. Hacim en çarpı boy çarpı yükseklik. Çocuklar kare prizma olduğu için eni ile boyu eşittir. Tamam. Çarpıyorum. 6 kere 6 36. 36 çarpı 25 diyeceğiz. Cevap 900 santimetre 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 küptür diyoruz Ceyhan. Hacmi 432. Yani şu. En boy, yükseklik, hacmi veriyor. Çarptığımda 432 santimetre küp çıkmış. Diyor ki yükseklik 12 santimetre. Tamam. Kare prizmaymış. Kare prizma ne demek? Tabanı kare. Geri kalan yerleri dikdörtgen olacak. Şöyle gelecek. Değil mi? Tamam. Tabanı kare olduğuna göre o zaman şöyle diyorum. Eniyle boyu eşittir çocuklar. Yani eniyle boyu aynı. O zaman 12 ile en çarpı boy aynı iki sayı. Öyle iki sayıyı çarpacağım ki 12 ile neyi çarparsam 432 çıkar. İşlemin tersi. 432'yi 12'ye bölerek ben enle boyun çarpımını bulurum. O zaman 432'yi 12'ye bölersek ne çıkar? 36. Yani eniyle boyun çarpımı 36. Şunu bileceğim. En, boy. Bunlar birbirine eşit. O zaman 36 birbirine eşit iki sayının çarpımıdır. Neyle neyin çarpımı? Mesela 4 ile 9 ama burası kare ya. Kare prizma dediği için tabanı kare ya. Kare enle boy tabanda oluyor çünkü. O zaman 6 ile 6 alacağım ki eşit iki sayı olsun. Kare olsun burası da. O zaman çevreyi soruyor. Taban çevresi. 6, 6, 6, 6. 4 tane 6'dan 24 Ceyhan. 9. soru. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Şu an santilitredeyim. Litreye çıkmak için 2 kere 10'a böleceğim.
Tamam. Yukarı çıkarken bölüyorum ama bu çarpmış. Bakın sayı büyümüş çünkü. Yanlıştır. Mililitredeyim. Litreye çıkmak için böleceğim. 1, 2, 3. 75'i, 75 mililitreyi 3 kere 10'a bölüyorum. Yani 3 basamak küçültüyorum. Buradayım. 1, 2, bir daha gitmem lazım. 3. 0 tam 1/20. 3 tane 10 demek 3 0. Yani 1000'e böl demek. 0 tam 1/75 olacak, yanlıştır. Litreyi mililitreye çevirdim. Çevirelim. Litredeyim. 1, 2, 3 basamak büyüteceğim. Yani 3 basamak büyütmek demek 1000. 1000'de 3 0 var ya, 1000'le çarpmak demek. 1, 2, gidecek yer yok. 3. basamak için artık bak, iki basamakta virgülden kurtuldum. Üçüncü basamak için sıfır koyuyorum. Yanlış. Geldim buna. Litredeyim. Mililitre için 3 tane 10. Yani 1000'le çarpacağım. Yani 3 kere sayı büyüyecek. 1, 2, 3. 3 basamakta virgülden kurtuldum. Cevap 625 ile Denizli'dir diyoruz. 10. soru. Bir sürahideki 2 litre suyun 2/5'i dökülüyor. Tamam. Bakın burası litre, burası santimetre küp. Aynı değil. İşlem yapamam. Ne biliyorum? Litre desimetre küp demekti. O zaman santimetre küpü ya çevirelim desimetre küpe ya da desimetre küpü santimetre küpe çevirelim. Çocuklar, desimetre küpün hemen altında santimetre küp olduğu için bunu çevirmek daha mantıklı. Yani o zaman 2 litre, yani 2 desimetre kübü ben 1000 ile, üzerinde 3 olduğu için 3 sıfır ifade eder. 1000 ile çarparak santimetre kübe çeviriyorum. 1000 ile çarptığım için 3 sıfır ekledim. 2000 santimetre küp suyum var. Bu suyun 2000'in 5 parçaya bölüyorum. 2 parçasını döküyorum. 2000'i 5 parçaya böldüm. Her bir parça 400. İçinden 2 parçasını alıyorum. 800 santimetre kübü döküldü. 2000'in 800'ü dökülürse geriye 1200 kalır çocuklar. 1200 santimetre küpse 60 santimetre küp, 60 santimetre küp parçalara ayrıldı. Ne yapacağım? 60-60 parçalara ayıracağım. 1200'ü 60-60 bölüyorum çocuklar. 1260'a böldüm. Şu bölme işlemi bu arada. Yazamadım bir türlü. 1200'ü 60'a böldüm. Ne çıkacak? 20. Yani 20 tane kap gereklidir diyoruz. 11. soru. Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki peynir bıçak ile kesilerek dört kardeşe eşit olarak paylaştırılacak. Yani bunun hacmini bileceğim ki ben bunu eşit olarak dört kardeşe paylaştırayım. Doğru mu? Tamam. O zaman önce bunun hacmini bulalım. En, boy, yükseklik. 16 çarpı 8 çarpı 4. En çarpı boy çarpı yükseklik bize hacmi verdiği için çarpıyorum. 16 çarpı 8 128'dir. Şurası 128'dir. 128'de de 4'ü çarparsam tamamı 512'dir çocuklar. Benden istediği bunu 4 eş parçaya bölmem. Tamam, 512'yi 4 eş parçaya bölersem her biri 128 yapacak o zaman. Buradakilerse o paylar. Yani hangisi 128 çıkar diye bakacağım çocuklar. 128 çıkan olur, çıkmayan olamaz. Çarpıyorum. En, boy, yükseklik. 8 kere 8 64. 64 çarpı 2 128 olabilir. 16 çarpı 4 64. 2 ile çarp 128 olabilir. 4 kere 4 16. 8 ile çarp 128. Hepsinde aynı şeyi yapıyorum. En, boy, yükseklik. Bu da olabilir. 3'ünü çarpınca 128. Ama buraya geldi. 4 kere 1 4. 2 ile çarp. Bu 8 santimetre küptür. Olamaz. Çünkü eşit paylaştığı için hepsinin 128 olması gerekir. Cevap Ceyhan'dır, olamaz diyoruz. Evet çocuklar, bu dönemin tüm konuları ve soru bankamızdaki
Tüm testler bitti. Tüm testleri çözdük. Çözmediğimiz kitabımızda soru kalmadı. Defterimizde soru kalmadı. Varsa da onları da canlı derste bitireceğiz. Dönemimiz bitti. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere canlı derslerde.